Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Dark Orbit'te oyunda olan teknolojileri anlatacağım. Bu teknolojilerin ne işe yaradığını, nasıl kullanacağınızı ve nereden üretebileceğinizi anlatacağım. İlk başta üretiminden başlayalım. Üretimi birleştir kısmından yapabiliyorsunuz. Eskiden atölye vardı. Atölye değil de. Burada şey vardı. Teknoloji fabrikası vardı. Teknoloji fabrikasından yapabiliyordunuz. Şimdi buradan yapıyorsunuz. Birleştir kısmında mesela burada enerji transferi falan var. Uridyum karşılığında ya da kredi karşılığında yapabiliyorsunuz bazılarını. Mesela bu da uridyum. Şu ne? Bu da uridyum. Kredi olan da bu. Krediyle mesela isabetli hedefleme yapabiliyorsunuz. Bu roket ince ayarı diye de geçiyor bir nevi. Roket ince ayarı burada aşağıda gözüküyor zaten. Şuraya kaldırıp burada teknolojiler dedikten sonra burada hepsi gözüküyor. Şimdi ilk başta zincirleme impulsu anlatalım. Bu zincirleme impulsu nasıl bir şey? Şöyle bir şey arkadaşlar. Atıyorum birden fazla yanınızda düşman var. Hepsiyle kapışıyorsunuz. Kapışırken bunu attığınızda etraftaki kişilere 10 bin DP, 10 DP hasar veriyor. Onar DP. Kalkanları hariç direkt canlarına, DP'lerine hasar vuruyorsunuz. Yani LoL oynayanlarınız bilir. Statik hançer gibi bir şey. Yani etraftakilere yayılıyor 7 kişiye kadar maksimum. Onun dışında isabet hedefleme yani roket ince ayarı diye bir seçeneğimiz var. Onu hemen göstereyim isterseniz. Yaratık bulursam. Bir tane mesela yaratığa normal roket atıyorsunuz. Roketiniz her zaman hedefini bulmayabiliyor. Ama bu şu an oyun laglı bu arada. O yüzden belki neyse anlatayım. Bir yaratığa roket atıyorsunuz. Roket her zaman hedef et yani vurmayabiliyor. Ama bunu kullandığınız zaman evet şu an lagdan hiçbir şey yapılmıyor. Oyun berbat bir durumda. Neyse onu geçiyorum. Bu roket normal vuruyor. Siz bunu kullandığınız zaman arkasında böyle hedefi tam vuracak. Hani böyle F-16'ların, jetlerin attıkları füzeler böyle hedefine gider ya. Böyle akıllı füze denir hatta. Onun gibi direkt hedefini vuruyor. Yani her attığınız roketiniz isabeti vuruyor. Yani asla ıslıka geçmiyor. Onun dışında burada kalkan yüklemesi 1 olacak. Mavi bir şekilde gözüküyor da. Hatta şurada olması lazım. Kalkan yüklemesi var. Bu da kalkanınızı hemen yüklüyor. Burada da yazıyor zaten. 75.000 kalkan veriyor size anında. O an kullandığınızda. 75.000 kalkan elde ediyorsunuz. Onun dışında enerji transferi var. Enerji transferi de burada ilk başta gözüküyor olması lazım. Ben de şu an bittiği için gösteremiyorum. Enerji transferi de vurduğunuz hasarın %10'unu sizin direkt DP'nize yani darbe puanınıza çeviriyor. Atıyorum bir yerde kapışıyorsunuz. 10.000 hasar vuruyorsunuz. Bunun %10'u 1000. 1000'ini size DP olarak veriyor. Yani canınız azalıyor. Bir yandan da can kazanıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bir diğeri de Roket İncer'i anlattım. Savaş tamir robotu da adı üstünde. Savaş tamir robotu. Yani savaşırken mesela atıyorum bir savaşa girdiniz. Savaştayken DP'niz azaldı. Bu saat hatta şurada var mı benim? Yokmuş kullanmışım. Ya da yani illa savaş değil. NPC'lerden çok hasar yediniz. Kapıdasınız ölmek istemiyorsunuz. Bunu atıyorsunuz. Bu sizin DP'nizi 10.000 10.000 şurada yazması lazım. 10.000 10.000 DP'nizi onarıyor. Bunun iyi yanı savaşlarda kullanabiliyorsunuz. Yani petteki onarma gibi değil yani. Direkt savaş anında kullanabiliyorsunuz hasar yerken. Onun dışında arkadaşlar şu aşağıda bildiklerimden bir tanesi atom bombası. Atom bombası etrafınızda bir daire oluşturuyor ve o daire alanının içindeki tüm NPC'lere aynen NPC'lere hasar vuruyor. Ve hasarı da artıyor birazcık. Gitgide en sonunda duruyor yani sıfırlanıyor. Onun dışında sizin bildiğiniz diğerleri varsa çünkü ben tam bilmiyorum diğerlerini bildiklerim bunlar. Bildiğiniz sizin varsa yorumlarda bir belirtmeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.